RocketFi'den herkese merhabalar. Ben Kemal. Bugün sizlerle Print On Demand Workshop'umuzun dördüncü bölümündeyiz ve bu bölümde aslında Print On Demand'de ürünleri nasıl buluruz? Çok satan ürünleri nasıl buluruz? Ürün araştırmasını nasıl yaparız? Bunlara göz atacağız. Birkaç saniye bekledikten sonra hem Etsy üzerinden hem RocketFi Keyword Research üzerinde çok satan ürünlerin tespiti nasıl yapılabilir? Ürün araştırması nasıl yapılabilir? Tasarım süreçlerinin nasıl ilerletilmeli gibi başlıkları değerlendireceğiz. Şimdi ben yavaştan bir ekran paylaşımına başlıyorum sizlerle. Evet. Öncelikli olarak Etsy üzerinde print on demand veya baskı ürünlerde hangilerinin baskı ürünler veya hangilerinin print on demand ürün olduklarını tespitini yapacağız. Bunun için Etsy'ye girdikten sonra aslında üst tarafta tişört kelimesiyle başlamayı düşünüyorum ve burada tişört kelimesinin yanına yaklaşan tarih olarak Valentine's'ı giriyorum ki sevgililer gününe bir ürün hazırlayalım. Şimdi burada ana temamız olan şey tabii ki hani print on demand ürünleri tespit etmek. Peki hani print on demand ürünleri nasıl tespit edersiniz öncelikle Etsy'deki aranma sonuçlarında bunu tespit edelim. Şimdi Etsy'ye T-shirt Valentine's yazdım ve T-shirt Valentine's yazdım ve burada yavaş yavaş başlayarak aranma sonuçlarında aşağı doğru geliyorum. Ve çoğunlukla dizayn parçalarını görüyorum. Yani ürünlerin sadece dizayn modelleri, işte bas gönder yapabilmeniz için print on demand satış yapabilmeniz için hazırlanmış setler. Kendi RocketFi kullanıcısıysanız bu tarz ürünleri veya bu tarz herkesin kullandığı standart böyle tasarımlara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Devam edelim konumuza. Evet. Aslında yukarıda gördüğüm bir dizayn vardı. Burada tıkladığım zaman gördüğüm bir print on demand ürün bu. Bu ürünün print on demand olduğunu nasıl anladığımı soracak olursanız da aslında standart bir model üzerinde ürün fotoğrafları değişiyor ve her seferinde aynı şekilde ürünün üzerindeki tasarım duruyor. Baktığım zaman satıcının mağazasına ise 33 bin satış yapmış ve aslında hani burada bütün ürünleri de print on demand şeklinde yeri gelmiş tekst yazılar üzerinden ilerlenmiş ya da tasarımlar üzerinde ilerlenmiş. Burada tasarımlara baktığımız zaman da özel bir tasarım göremiyoruz. Hani Google üzerinde araştırma yapıp eklediği tasarımlardan oluşturmuş listelemelerini ve burada asıl önemli nokta listelemede neredeyse her şey aynı. Yani listelemeye dair bir değişikliğe gitmemiş satıcı. Aynen öyle. Bunun dışında peki Valentine's günü diye aratma yaptığım zaman print on demand ürünleri bulmak için gift tabii burada etiketler de var. Mesela bir kız arkadaşınıza hediye alacaksınız. Gift for her şeklinde ya da erkek arkadaşınıza alacaksınız. Gift for him şeklinde aratırlar ve orada gift for her ve gift for him işte ona hediye, işte onun için hediye. Çok kullanılan bir tek bir keyword'dür aslında. Long tail bir keyword'dür. Burada neden bunu kullanıyorlar veya dikkat ediyorlar? İşte erkek arkadaşınıza hediye alırken, kız arkadaşınıza hediye alırken şeklinde aratılıyor. Gift Valentine's Day gifts for her diye bakınca bakalım ona alabileceğimiz hediyeler de neler varmış. Kolyeler, diğer şeyler. Ama biz hani daha çok printable, işte baskı bir ürün arayacağız. Bu baskı ürünümüze göre bir şey arayacağız. Baskı ürünümüze göre bir şey arayacağız. O yüzden biraz daha tişört veya giysi kategorisine bakmak istiyorum ben ve burada Seymour'da değil de tabii All Filters'da kategori seçeceğim ve üstüyü de öncelikle United States yapalım.
Tamamdır. Amerika pazarı için arama yapıyorum. Shop location anywhere olmasın, o da United States olsun. Tamamdır. Star Seller ürünlere bakacağız. Bir 3 iş günü içerisine bakacağız. Bunun dışında ekleyeceğimiz başka bir şey var mı? Şimdilik yok ve show result diyelim. Sonuçlara bakalım. Şimdi sonuçlarda bazı ürünler evet değil, ama mesela şu sağdaki ürünün baskısından, ürünün şeklinden bir print on demand olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorum. Burada Valentine's Day diye aratınca aslında çok da böyle nişleşmiş, çok da iyi tasarımlar yok. Mesela şu ürün de print on demand. Tişörtün şeklinden ve diğer şeylerden anlayabilirsiniz. Zaten mesela hemen buraya geldiğiniz zaman soldaki bir ürünün üstünde bakarsanız mesela yüzlerce şey var bir baskının üzerinde. Tabii ki print on demand olduğu için bu şekilde oradaki baskı makinesinden yüzlerce ürüne baskı yapmak için büyük bir çıktı almışlar. Bu ürünün de print on demand ürün olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Az önceki ürün içerisinde mesela şu üründe 1100 adet satıcının yorumu varmış. Bakalım satışı kaç adetmiş diye bakalım ve bir aslında kafamızda şu an şablon oluşturup tasarımı nasıl yapacağımızı belirleyeceğiz. New York'tan bir satıcı 4775 satış yapmış ve aslına bakarsanız bütün ürünleri print on demand. İşlerinde işte özellikle tasarımını verdiği şey var ya, internetten çok rahat bir şekilde bulduğu assetler var, işte eklentiler var. Burada biz de şu şekilde bir tasarım bakabiliriz mesela. Tekrardan şurada bir Rocket Fire hesabımızı açalım. Giriş yapalım hesabımıza. Evet. Burada kelime araştırmasını kullanacağım. Print on demand içerisine geçmeden önce ve kelime önerilerine bakacağım. Şimdi burada neye bakacağız? Valentine's Day şeklinde Etsy'de Sevgililer Günü anahtar kelimesinin yurt dışında Amerika pazarı içerisindeki verilerine bakacağız. Fikir kelime önerilerine bakacağız. Bu kelime önerileri nasıl üretiliyor? Bu Valentine's Day'sin önün arkasına en çok eklenen kelimelere göre yola çıkarak Rocketfy sizin bu seçtiğiniz keyword'den türevler üretiyor. Ama bu türevler içerisinde ürettiği şeyler aslında çok üretilen, çok sık aratılan cümlelere şeklinde oluyor. O da şu şekilde. Mesela Valentine's Day short şeklinde Etsy aramaları düşükken Valentine's Sevgililer Günü Gift for Her, onun için hediye kısmında 2338'e yükseliyor. Gift for Him kısmında Etsy aramaları 13.676'ya, ürün seçenekleri ise 222.000'e kadar yükseliyor. Gift kart, day kartlarda 2068 tane aranma var çünkü. Yani burada şeye de dikkat edebilirsiniz. Mesela gift kartlarda çoğunlukla printable oluyor. Siz burada baskı şeklinde ilerleyebilirsiniz. Çok daha iyi şeyler, sonuçlar, SEO sonuçları elde edebilirsiniz. Ve aslında çok satan ürünü de tespit edebilirsiniz. Şurada zaten printable kart ve dijital kart şeklinde, instant olan şeklinde arka planda yazılmış. Fiziksel ürün dediğine bakmayın. Burada aslında hani kategori içerisinde mesela Valentine's Day kart diye aratma yaptığım zaman Etsy içerisinde çoğunlukla çıkacak olan sonuç karşıma printable ürünlerden oluşacak. Bu mesela ürünler SVG, DFX ve PNG şeklinde SVG bundle'lar ve diğer şeyler neler olduğu gözüküyor. Şimdi burada da şöyle bir kısım var. Buradaki bu printable işte teşekkürler kartlarını da aslında Rocketfy'in print on demand AI sayesinde hazırlayabilirsiniz ve aslında çok fazla şeyde tasarlayabilirsiniz. İşte hani üstlerine şekerler çizebilirsiniz, işte sevdiğini düşünebileceğiniz insanların kekler çizebilirsiniz. Hemen şuraya bir kart yazalım. Ürün seçeneklerine. O şekilde bulamadık. Hemen Valentine's Day diye zaten Etsy hemen burada bir kategori yapmış. Greeting cards şeklinde Printify'ın içerisinde, Rocketfy'ın PODAI içerisinde şu anda yukarıda kategori kısmında bir Valentine's Day var. Bu kategori kısmında aslında bu dönemlerde en çok satılan
ürünleri görüntüleyebiliyorsunuz. İşte kuzu, işte sevimli hayvanlar olsun, işte gömlek desenleri olsun ya da işte sivit tişörtler olsun. Bunların hepsini bulabiliyorsunuz. Burada mesela şeyin tasarladığı, Printify'ın tasarladığı aslında fiziki ürünler var. Bu ürünlerin direkt baskıyı üzerine yapmıyorsunuz ama işte bu bilekliğin, işte haçlı bilekliğin kutusunu onun için özelleştirebiliyorsunuz. Yani müşteriniz için özelleştirebiliyorsunuz gibi şeylerle ürün seçebiliyorsunuz. Ben şimdi bir greetings kart yapmak istiyorum. Tekrardan seçelim. Evet. Greeting kart yapmak istiyorum ve burada bir de tabii ki hizmet veren üreticiyi seçmem gerekiyor, provider'ı. Burada United States'te Taylor bunu yapıyormuş. Seçtim hemen. İçerisinde zaten hani örnek tasarımları da veriyor bana. Neler yapabileceğimi dair. Tamam, okey. Tasarlamaya başlayın diyorum aynı zamanda ve daha sonrasında D kartların içerisinde şöyle bir şey yapacağım. Burada şimdi bir short by relevancy alakaya göre, önerilenlere göre bir şey yapıyor. Ama ben diyorum ki en çok müşteri yorumunu getir bana. Yani müşteriler en çok hangi şeyleri yorum yapıyor, neleri beğenmiş şeklinde, hangi satıcıları beğenmiş şeklinde bir yorum yapıyorum. Valentine's Day kart şeklinde baktığım zaman mesela burada işte bu satıcının Dragon ejderli kartları ya da işte buradaki satıcının işte güzel notları var. Burada mock-up'lar var. Bunun dışında neler var tasarım olarak, işte birbirine çiçek uzatmak için bekleyen ayılar, Minecraft ve oyun, aslında Roblox şekilleri oyunları var. Burada farklı tasarımlar da, bir tasarım şablonu kafamda oluştu. Peki burada promptumda tarz seçmem aslında önemli. Çünkü hani cıvıl cıvıl bir şey istiyorum, insanlara gönderilecek şeyin, gitmesini istediğim şeyin. Ve bir de tarz olarak bakalım bize şu an ne uyar. Şeker diyarı. Gayet tatlı bir şey çıkarırız ortaya. Peki ne kullanalım? Sevimli bir ayı çiçek taşıyor diyelim. Şeker diyarı temalı olsun ve bir ürün oluşturmaya başlayayım. Aynı zamanda burada Rocketify Keyword Search'in içerisinde Valentine's Day card'a baktık ama burada şimdi şöyle bir şey var. Bu senenin sadece bir günü çok yukarı çıkacak. Şimdi burada 434 bin ürün var. Evet, ama buraya çok fazla ürün giriş yapmayacak daha fazla. Ortalama arama hacmi ise önümüzdeki haftalarda, özellikle Şubat'ın ilk 2 haftası tahminimce 7-8 katına çıkacaktır. Çünkü geçen sene bu zamanlarda 14 bin aranmalara çıkmış Ads tarafında. Google tarafında ise yaklaşık Şubat döneminde 550 bin, 600 bine yakın bir aranma görmüş. Bu dönemlerde 550 bin, 600 bin aranmanın içerisinde iyi listeleme yaptığım ve arama sonuçlarında çıkan bir ürünümü satmama ihtimali içinde ürünümün gerçekten kötü olması lazım. Çünkü herkese hitap edebilecek bir ürün geliştirebilirim. Ve burada aslında çok da güzel bir ürünü tasarlamış olduk. Çok da tatlı bir ayıcık oldu aslında. Şöyle ayıcığımızı ortalayabiliyorum. Ön izleme yaparsam nasıl duracağına bakmak istiyorum. Devam edin diyelim. Bu esnada şurada da şöyle bir şey yapacağım. Ekranı sizlerle daha iyi paylaşmak istiyorum. Şekilde. Bir de şurada
Sesle ilgili bir problem olmuş sanırım. Şu anda tekrardan yayına geri döndüm. Tekrardan buradan devam etmek çok daha mantıklı olacak. Sesim gitmiş az önce. Şeyi demiştim az önce sizlere. Ürünün sadece dışına bir baskı yaptığımı fark ettim. Ve ürünün içine de eğer bir baskı yapmak istiyorsam düzenleme aşamasına geri dönüyorum. Tekrardan ön izleme diyorum ve bir daha buradan mağazamı seçip devam edin diye tıklıyorum. Ardından bana Etsy ürünün şey Printify ürünün içine ve dışına baskılı bir şekilde gönderiyor olacak. Kusura bakmayın şu anda ben de sistemi bekliyorum. Ürünümüzün de yüklenmesi gerekiyor. Kaç saniye içerisinde? Şöyle yapalım. Sayfayı bir yenileyelim. Büyük ihtimalle demoyu gönderdiğim zaman bu yüzden bir sıkıntı çıkardı. Görsellerimden kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Cover olarak hemen bu görseli tekrar ortalıyorum. İstediğim şekilde kırpmasını sağlıyorum. Insight kısmında bir önceki seçtiğim görseli hemen getiriyorum buraya. Burada tıklayıp ortaladığım zaman güzel şeker tarlasında bir ayıcıkta iç kısma gelmiş oldu. Tabii ki burada hani text dosyanız varsa içine ekleyebilirsiniz. Hani oraya bir yazı ekleyebilirsiniz. Yazıya göre özelleştirebilirsiniz. Ya da sadece bir görsel de sunabilirsiniz. Burada gift kartın amacı hani seni unutmadığımı göstermek için ve özellikle Amerika pazarında çok büyük bu tarz günlerde hacmi olan bir ürün emin olun. Day Card, Valentine's Day Card. Ve daha sonrasında buraya geldiğimiz zaman zaten ürün bu şekilde bir zarf içinde gidiyor. Müşteriye satın alana ürünümüz de bu şekilde gözükecek işte ortamlarda. Gayet tatlı bir şekilde Valentine's Day Card bu şekilde oluşturabiliriz. Şimdi Valentine's Day Card tasarımlarını oluşturabileceğiniz, yapabileceğiniz bir kısım. Tamam, okey. Peki başka ne yapabilirim? Başka ne bulabilirim diye sorduğunuz zaman gene aslında Sevgililer Günü üzerinden gidebiliriz. Burada Sevgililer Günü'ne takılı kalmak istemezseniz de şöyle bir şey yapabiliriz. T-shirt yazabiliriz ya da sweet shirt yazabiliriz Etsy'ye. Sweet shirtler üzerinde de insanların en çok hangi tasarımları seçtiğini görebilirsiniz. Şimdi Your Design Here yazanların hepsi aslında şu şekilde. Siz bir dizayn gönderiyorsunuz, onlar basıyor. Sadece mock-up'ı veriyor sizlere. Profesyonel bir şekilde mock-up'ı yapıyor. Aşağı doğru kaydırdığım zaman hepsinin aslında bir mockup satıcısı olduğunu görüyorum. Hiçbir dizayn ürünü satmaya çalışmıyorlar. Mockup satıyorlar. Ben sweatshirt kelimesi üzerinde şöyle bir arama yapacağım o yüzden. Bohem. Sweatshirt ve bohem kelimelerini kullandım. Bakalım burada bize hitap edecek bir ürün bulabiliyor muyum? Evet aslında yavaş yavaş geldi farklı ürünler ve aslında iyi satış rakamlarına ulaşıyor. Bohem kelimesiyle mesela şu tarz ürünleri tercih eden kullanıcılar oluyor. Bunu da aşağı doğru geliyorum. Ama gene tabii ki Etsy içerisinde çoğu işimi halledemediğim için Rocketify kelime önerilerine geçmek daha mantıklı oluyor. Ve aslında sweatshirt ile ilgili aranma kelimelerini bana vermesini istiyorum Rocketify'ın. Etsy biraz daha handcraft items bir yer olduğu için, el üretimi ürünler olduğu için sweatshirt gibi ürünlerde zorlanabilirsiniz. Ya da işte pantolon, ayakkabı gibi ürünlerde bir miktar zorlanabilirsiniz. Burada önemli olan şey doğru keyword'ü bulmak, doğru ürüne tasarımı yerleştirmek ve etrafına seçeceğiniz ürünleri de çok kullanmalısınız. Mesela az önce bir yüzlerce sweatshirt mockup çıktı karşımıza. Ama Etsy'de aranma hacmi bu ürünlerin 1000. Rekabeti 105 bin.
Öbür tarafta direkt Sweatshirt'e baktığım zaman 20 bin aranması varmış Etsy'de. 4 milyon da rekabet varmış. Şimdi bu 4 milyon rekabetin içerisinde bu mock-up ürünler de var. Dümdüz Sweatshirt'ler de var. Belki hiç listelemesi yapılmamış ürünler de var. Önemli olan şey sizin burada listelemeyi iyi yapmanız. Listelemeyi siz ne kadar iyi yaparsanız o ürünlerden sıyrılırsınız. Sıyrıldıkça da zaten müşterileriniz sizi görmeye başlar. Sweatshirt with dog mesela bir tasarım fikri olabilir. Çünkü 2100 aranması var ve 158 bin üründe bu var. Belki köpek için olabilir ama small beden bir sweatshirt'ü belki köpeğe giydirebilir sahibi. Daha sonrasında aşağılara indiğim zaman başka keywordlerde neler var diye bakıyorum. Sweatshirt couple. 4219 adet de aranması var ve 100 bin ürün var. Aslında güzel bir ürünü var. Burada baktığım zaman Google aramalarına Google'daki arama miktarı da çok güzel. Yani Etsy'deki ürününüz indeks aldıktan sonra Google'da da bulunabilir. Ayrıca bir analiz etmesini istiyorum. Kelime analistinin bu anahtar kelimeyi. Dönem dönem de olsa ki özellikle sevgililer günü zamanı en yüksek hacimlerine ulaşan 24 bin ziyaretçi alan ve 1 milyon 170 bin görüntülenme alan ürünlerden oluşuyor. Rekabet 100 bin burada sizi korkutmasın. Az önce milyonlara bakıyorduk. Ve aynı aranmada ortalama işte atıyorum 10-15 bin aramada 3 milyonluk ürüne bakıyorduk. Burada 4 bin aramada 100 binlik ürüne bakıyoruz ama 73 bin ziyaretçi alıyor ve 1 milyon 171 bin görüntülenme alıyor. Şimdi burada ortalama satış fiyatı 37 dolar diyor. Minimum fiyat ise 2,47 dolar diyor. Hiç problem değil. Hani 37 dolardan yok zaten hani çok fazla emin olun satın alacak ürün ama çünkü orada kaliteye de bakıyor müşteri ve siz iyi bir kaliteli bir ürünü iyi bir fiyata satmalısınız ki siz de kâr edin. Daha sonrasında başlıklara geliyorum. Sweatshirt, couple, mockup, custom gift, Valentine's Day, hoodie, Emirate, Matching, Halloween, Personalized, Bride, Groom, Portrait, Foto. Aslında baktığım zaman gelin damat veya portre fotoğraflarının basılı olduğu hoodie şapkalı bir şekilde eşleşen yani birbirleriyle takım olan çift isim tasarlanan ürünlerden oluştuğunu söylüyor. Ve anahtar kelimelere bakınca da zaten gene premium işte satıcılarından yaratıcı işte sizi öne çıkaran çok şey alan customize edilebilen ürünler diye gidiyor. Aslında burada bir ürün tasarımı yaparak rahatlıkla ürün rekabete ve Etsy arama sonuçlarına sokabiliriz. Burada tabii ki önemli olan şey bu aranmayı Sweatshirt kapılı burada Etsy'ye yazmak ve burada önce rakipleri tespit etmek. Rakiplerin tasarladığı ürünlerde şu tarz logolu ürünler var. Araba temalı ürünler var. Your Designer şeklinde mock-up ürünler var. Sadece seni seviyorum yazan ürünler var. Hani özel tasarım olarak diyebileceğimiz birkaç tane ürün var. Tamam, bunlar benim rakiplerimse buradaki çoğu reklamlarla girmiş bu listeye. Bunlar benim rakibim. Okey, tasarım ürünler verenler var işlerinde. O yüzden şöyle tıklıyorum ki burada mesela satıcının yaptığı bir şey var. McQueen ve Sally şeylerinde ihlal yaptığı için marka ihlali yasaklanmasın diye, ürün suspend olmasın diye, kaldırılmasın diye bu şekilde bir listeleme seçmiş satıcı. Okey. Diyelim ki bu satıcı benim rakibim. Buradan geldim ve ürün linkini kopyaladım. Peki ürün linkini kopyaladığım zaman ne yapacağım? Rakip araştırmasının içerisinde rakip ürün analizi dediğimiz bir özelliğimiz var Rocketify içerisinde. Burada ürünü analiz ederek aslında ürünün tagleri, arka planda kullandığı görsel sayısı, video sayısı var mı gibi şeyleri görebiliyorum ve üründeki listelemenin ne kadar başarılı olduğuna bakıyorum. Satıcı herhangi bir tag girmemiş. Bu yüzden tagleri çıkmamış. Satış çok düşük olduğu için, satış sıfır olduğu için bir değerlendirmesi yok. Ve ürünün anahtar kelimeleri kısmında da zaten bunlar çıkıyor ki orada da az önce görüntülemiştik bunları. Baktığım zaman da mağazası da gayet yeniymiş ve bu kadar yeni olduğu halde aranma sonuçlarında iyi bir yere oturmuş. Gayet de
iyi bir sıralamaya geçmiş. O yüzden ben farklı bir satıcı üstünden gitmeyeceğim. Burada şunu fark ettim. Kategoride ciddi bir açık var. Ya mock-up ürün satılıyor ya da her tasarım neredeyse baktığımız zaman birbirinin aynısı custom date tarih üzerine gidiyor. Gene print on demand AI sayesinde ben buraya güzel bir tasarım bulabilirsem, güzel bir tasarım yerleştirirsem, oluşturursam çiftlerin de biraz hoşuna gidecek bir ürünü Printify üzerinden print on demand satabilirim. Çünkü buradaki bir açığı tespit etmiş oldum şu anda. Ayrıca gene dediğim gibi hani hepsi mockup'lardan oluşuyor. Burada önemli olan şey tasarımınızı iki tane şey üzerinde Printify fotoğraflarından seçerek kullanmanız olacaktır. Detaylı olarak bakmaya devam ediyorum ve evet, gerçekten bir özel ürün yok. Hepsi ya mockup ya dijital ürün ya printable başka bir şey veriyor. Yani tasarımı veriyor sizlere. Ve bu noktada bir ürün yok. Sweatshirt couple keyword'ünde. Okey dedim. Başka şekillerde devam ediyorum. Şimdi sweatshirt kelimesinden aslında kapalı vurdum ve yaklaşan bir trendi yakaladık. Daha sonrasında sweatshirt mama ya da mockups'ları şeklinde var. Couple dedik, Christian dedik. Christmas geçtik artık orayı biraz. O yüzden çok kurcalamayacağım. Vintage ürünün direkt kendisiyle alakalı bir durum üzerindeki tasarımla değil. Ben tasarlanıp basılacak bir şey aradığım için buraya da giriş yapmıyorum. Sweatshirt man like şeklinde bir şey var. Mama, with sleeve gibi 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 sweatshirt. Aslında bunlar var. Peki aslında ben şimdi aklıma gelen ürünlerden yola çıkıyorum. İşte sweatshirt dedim. Sweatshirt'e baktım. İşte mockup day gift card dedim. Ona göz attım. Başka neye bakabilirim şeklinde baktığım zaman. Kelime önerilerini wall art tarzı bir şey deneyeceğim. Yani burada neler var? Wall art kategorisinde diye bakmak istiyorum. Sadece giyilebilir ya da şey değil, işte bir ev hediyesi, evde kullanılabilecek bir şey, işte duvara yapılabilecek sanat şeklinde. Ve baktığımızda wall art'ta rekabet çok yüksek de olsa Etsy'de ciddi bir aranma ve Google tarafında da ciddi bir aranma oranı var. Yani burada bir listeleme yapmamın, bir tasarım sunmamın benim için hiçbir zararı yok. Şuradan da analiz edin diyerek ürünün bir analizlerini göz ediyorum. Burada gene 1 dolarlık şeyleri görünce ben bu satıcıyla nasıl rekabete gireceğim diye düşünmeyin. Siz de gördünüz az önce. Bunlar ya dijital ya mockup ürünler. Ama ortalama satış fiyatlarında mesela 50-100 dolar arası ve 100-400 dolar arası ürünler görüyoruz. Ama 25-50 dolarlık ürünler de gayet iyi olacaktır. Tabii ki burada 25-50 dolar da şunu da hesaplayın. Mesela print on demand üründe sizin kargo maliyetiniz 4 dolar. Ürün maliyetiniz 14 dolar. 18 dolara satıyorsunuz. Yani mal ediyorsunuz. Ürünü Etsy'de 60 dolara satışa çıkardığınız zaman tabii ki Rocketfy üzerinden hesaplayabilirsiniz ama nereden baksanız gene 10-12 dolar bir üründen kâr etme şansınız oluyor. İyi bir listeleme yaparsanız, iyi bir tasarım tutarsanız ortaya. Aşağıda materyaller kısmı var zaten. Materyaller kısmında da ürünlerin en çok ortalama materyal sayısı yani kaç ürün kaç materyalden bir ürün ortaya çıkıyor diye bakılıyor. En çok zaten iki. Peki neler var dediğimde kanvas, tablolar, kartboardlar. Az önce hazırladığımız şey aslında bir kartboardtu. Akrilik boya testi, digital dolant, JPEG, instant dolant, işte premium fine art mat paper mat kağıt şeklinde. Etiketlerde de çoğunlukla Digital Dolant, Print, Original Painting tarzı kelimeler var. Listelenen kategorilerde. Şimdi birinci kategoriye dikkatinizi çekerim. Digital Prints şeklinde geliyor veya Screen Prints ya da Digital şeklinde geliyor. Yani aslında burada en çok ürün dijitalde. En çok listelenen ürün fiziksel şeklinde diyor. Evet gerçekten bir ürün listelemesi tarafını kontrol ettiğimizde de fiziksel ürünler çıkacaktır. O yüzden Etsy kısmına geliyorum. Bu keyword'ü sevdim Wallart keyword'üne. Ve burada aratıp bu kategoriye ne tarz bir ürün yerleştirebileceğimize bakıyorum. Şimdi burada el yapımı ürünleri satan bir satıcısı var. Burada 100 tane Wallart işte dijital product ID'si, sell on Etsy. Sadece fikri satan kullanıcılar var burada listeleme yapan, aranmalar çok diye. Bunun dışında işte basit tasarımlarla ilerleyenler var. İşte gene burada çok yoğun olmayan basit tasarımlar var.
Veya bu şekilde canvas tablo setleri satanlar var ama bunlar da aslında printable. Yani bunları satın al, print baskıya gönder ve kendi duvarına as şeklinde ilerliyorlar. Yani şimdi bu şekilde baktığımız zaman da ya da işte burada wall sizer'ı editleyebileceğiniz dijital ürün var. Yani baktığımız zaman hiçbirinde ürün yok. Ben bir müşteri olarak girdiğim zaman bir işletme değilsem, işte bir hizmet satmak istemiyorsam ya da bu ürünleri satmak istemiyorsam, satın almak istiyorsam bunlara bakmam. Ben ürünleri bulmak için kaydırmaya başlarım ve aslında burada başlar benim için işte neon, art ürünleri görebilirim. Baskı, el kalıp ürünlerini görebilirim. Veya bunun dışında binisler gene geldi. İkinci sayfadan devam edeceğim. Şöyle bir şey yapacağım. All filters'a fiziksel ürünleri seçeceğim sadece ve benim elime geçeceği zamana bakacağım ürünün. Aslında şimdi çok daha sağlıklı bir listeleme metoduna bakıyoruz. Ne hangi ürünler var diye. Mesela burada çok tatlı bir sticker var. Duvar aslında da şey yapabilecek. Burada çizgi film şeklinde listelenmiş bir dinozor var. Daha aşağı kaydırdığım zaman işte bu tarz tasarım ürünler var ve bunları işinde bile fiziksel seçimi yaptığımız halde hala hatalı listeleyen satıcılar görüyoruz ki Rocketify kullansalar hatalı listelemeden kurtulacaklar. Devam ediyorum aşağı doğru. Çiçek tutan eller, işte daha çok bu şeyler. Ya ben aslında paint ya da wall art paint tarzı ürünler arıyorum. Ve wall art paint'e tıklamak istiyorum. Şimdi paint'e tıkladığım zaman çizimler gelecek ya da işte önüme daha çok şey gelecek bu şekilde. Burada mesela Picasso tarzı ürünler de görebiliyorum. El yapımı boyalar da görebiliyorum. Baskı ürünler de elbet kategoride listeleniyor. Şu tarz paint olmayan şeyler. Şimdi tekrar yukarı alıyorum. Ve aslında buraya hangi ürünü satabileceğimize bakalım. Hemen living kategorimize yerleyebilirsiniz podaya içerisinde ve burada postcards, posters veya canvas şeklinde ürünlerimizde wall art şeklinde tasarımlarınız için kullanabilirsiniz. Bunun dışında mesela Etsy'de gene yükselişte olan başka bir ürün söyleyeyim sizlere. Keychain şeklinde. Umarım doğru yazıyorumdur. Bir kontrolünü yapacağım şimdi. Anahtarlık. Yani gayet iyi bir şekilde şöyle yapalım. Bir de birleştirip deneyelim. 5870 aranma şeklinde bir aranma sonucu çıktı. Ama kullanıcı ziyaretleri ve görüntülenme miktarı oldukça yüksek ve rekabet 280 binde 1 milyon 444 bin görüntülenme. Hani oran orantı olarak çok fazla. Keychain'i zaten 1,5 milyon yazınca ayırmadan doğru şekliyle burada 130 bin görüntülenme ama 1,5 milyon ürün çıkıyor. Fiziksel ürünler çok fazla ve bunların hiçbiri neredeyse printable değil. Hepsinde fiziki bir ürün var. O yüzden buraya girmeye gerek yok ama şöyle bir şey yapıp kelime önerilerinden Keychain'le ne üretebilirim diye bakmak istiyorum. Burada sonuçlarımız gelirken bekliyoruz biraz. Keychain Wallet. Rekabet 20 bin. Aranma 3 bin. Google aranmaları 27 bin. Sene sonuna doğru çok daha fazla aratılmış. Ya burada en önemli kriterlerden biri sağına soluna eklenen kelimeler aslında. Hani ürünü herkes aynı ürünü satabilir evet ama o ürün sanki başka bir gruba hitap ediyormuş gibi şeklinde pay pas
planlanıp pazarlanırsa sizin için çok daha artısı olacak. Çünkü ürüne direkt bir alıcı da bulacaksınız. Keychain with Picture kısmında güzel bir ürün ve arama var. Rekabetin oldukça düşük olduğu bir kısım. Keychain küt. Klip, charm. Burada Rocketify sizler için yüzlerce ürüne göz atıyor ve yüzlerce aslında keyword buluyor. Burada zaten bu keywordlerin içerisinde seçim yapıp export ederek Excel üzerinde de çalışabiliyorsunuz daha sonra. Hani bu listeden bakmak zorunda değilsiniz. Bu listenin en büyük artısı analiz edin dediğiniz zaman detaylı bir analiz sunuyor sizlere. Burada benim için hani keychain for men kısmı aslında oldukça iyiydi ve hani print on demand'de bir ürün tasarlanabilir mi? Evet, tasarlanabilir aslında. Sadece ilgi alanını düşünürseniz erkeklerin ya da işte hani bilgisayar oyunları olabilir, iş dünyasıyla olabilir, futbolla, sporla alakalı olabilir. İyi bir arabayla olabilir yani arabalarla ilgili olabilir. Gibi şekillerde onlarca şey yapabilirsiniz ki şey formende. Bu da ne olacaktır? Listeleme sonuçlarında özellikle sevgililer günü yaklaşırken bir ürün grubu daha bulabilirsiniz ki hemen yazıp aslında Etsy'de bir keychain formen zaten Etsy kısmında da bana bu anahtar kelimeyi önerdi. Ürünlere baktığım zaman da aslında standart deri ürünler var hepsinde. Biz biraz daha farklı şeyleri belki burada bulabiliriz. Hemen arama kısmına da tıklayalım. Keychain yazalım. Şu an bir ürün bulamadık ama eminim ki işlerinde geçerken en azından o anahtar kelimeyi kullanabileceğim bir ürün keşfedebilirim. Şu an Planetify kütüphanelerinde ornamentsin içine de bakalım son kez. Ürünü göremiyorum. Evet. Yılbaşı süslerinin oldu ama ağaç süslerinin olduğu halde ürünleri anahtarlıkta yokmuş. Aslında çok zengin bir katalog olduğu halde bu ürünü bulamadık. Banyo perdesi bile dahil olunca katalogda anahtarlığı da görmeyi bekliyor insanlar. Tavul mesela, bir tavul. Havlu ürünü de Amerika kategori, özellikle Amerika pazarında çok giden ürünler arasında. Çünkü yani orada çoğunlukla yazı gören sadece yazın şey olan eyaletlerde fazla olduğu için neredeyse sadece yazı yaşayan beach towel tarzı bir şeyin aranması Etsy'de var mıdır diye baktığım zaman 6.000 aranma 137.000 ürün çıkıyormuş. Kişiselleştirilebilirinde 8.000 aranma 50.000 ürün. Burada şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi print on demand ürünü sadece tek bir ürün yapıp işte tek bir ürünü listeleyip de satmak zorunda değilsiniz. Elinizdeki örnek mockupları toplayıp, mockupları listeleyip, your design, your picture, your words, işte your ideas, your anything else, müşteriden alacağınız herhangi bir feedback'i de oraya bas. Yani müşteriden toplayacağınız herhangi bir quest isteği de oraya basabileceğiniz için çok fazla ürün çıkarabilirsiniz. Bir tek yapay zeka ile değil, işte Canva gibi ikinci, üçüncü parti yazılımları kullanarak çok basit tasarımlar ortaya koyabilirsiniz. Sadece oraya bir isim yazabilirsiniz. Sadece oraya bir kalp şekli bırakabilirsiniz. Ya da oraya sadece müşterinizden gelen resmi ekleyerek satışa çıkarabilirsiniz. Burada önemli olan şey işte mesela beach towel, beach towels personalized, beach towels for adults ki Etsy aramaları 100, 4.260 tane ürün varmış. Etsy çok çılgın bir platform. Bunu ben aramak istemiyorum şu anda canlı yayın esnasında ama siz dilerseniz daha sonra deneyebilirsiniz. Gibi ürünlerde ki bu long tail bir keyword inceleyebilirsiniz. Mesela burada rekabetin düşük olduğu Beach Double Ponchos ve 1626 rekabetin olduğu ama 166 aramanın yani onda biri kadar 10 katı kadar bir aranmanın olduğu ya da işte kişiselleştirilebilirinde 8600 aranma varken 50 bin ürünün olduğu kategoriler var. Burada önemli olan şey siz burada
Kitleyi tespit edip ürünü tespit ettikten sonra doğru listeleme yapmalısınız. Zaten ürünü ve kitleyi tespit etmek için yaptığım şey basit. Kataloğumda geziyorum. Hangi ürünleri satabilirim? Sonra bu ürünlerden ya ben bununla ilgili bir şey çıkarabilirim dediklerimi Etsy'de aratıyorum. Etsy'de bununla ilgili bir açık görürsem, hani iyi ürünler göremezsem orada dönüp Rocketfy'da bunun hacmine bakıyorum. Eğer iyi de bir hacim görürsem Rocketfy üzerinde bir tasarım ortaya koymaya başlayabilirim. Aslında süreç burada bu kadar basit bir şekilde ilerliyor. Neden bunu bu şekilde yapıyorum? İsteği arıyorum, isteği buluyorum. Kendimi tespit ediyorum, ne yapabilirime bakıyorum. Daha sonrasında rakiplerimi gözden geçiriyorum. Rakiplerim ne kadar güçlü ya da işte buraya girmeye değer mi değmez mi? Çünkü Etsy'de burada 20 bin, 30 bin, 1 milyon ürünün listeleniyor dediğine bakmayın. Arama hacmi biraz daha önemli. Burada listelenme kaliteleri inanın çok çok kaliteli değil. Mesela Beach Towel kelimesini 137 bin kişi sadece Beach Towel olarak kullanmıştır. Ama personalized sattığı halde yazmadıysa mesela o da gitti. Yani o aranma sonucunda yanlış bir keyword kullandığı için sonuçlar da çıkmıyor. Binlerce işte orada 137 bin üründen biri oluyor. Ama siz özelleştirdiğiniz zaman bulk, işte custom, mockup gibi kelimelerin en çok kullanılanlarını tespit edip yazdığınız zaman hem rekabetiniz düşüyor hem aranma hacminiz artıyor. Tamamen ya müşteri buna baksa şu şekilde bir şey aratırdı şeklinde düşünerek ilerlemeniz yetiyor. Burada aslında ki umarım elimden geldiğince sizlere ürün çok satın ürünü bulma, ürün nasıl bulunur kısımlarını anlatabilmişimdir. Videoya daha sonrasında canlı yayın olsa bile yorumlarda istediğiniz soruyu bize sorabilirsiniz. Bundan yana hiçbir problem yok. Dilediğiniz zaman yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten sormak istediğiniz sorularda destek@rocketfy.com üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca bir çekilişimiz var. Instagram kanalımız üzerinden çekilişimize katılabilirsiniz. Burada çekilişin detayları yorumlar alanında bulacaksınız. Çekilişi de katılmanızı isteriz açıkçası. Umarım elimden geldiğince anlatıcı bir şekilde sizlere aktarabilmişimdir ürün seçimine. Yani tamamen önce yapabileceğiniz ürünü bulmak, daha sonrasında ürünle ilgili özel diğer kelimeleri bulmak olay ve burada bir de rekabete girip giremeyeceğinizi ölçmek. Ki emin olun Etsy'deki çoğu satıcı iyi listeleme yapamıyor. Çoğuyla rekabete girebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.